Hobiland'in değerli takipçileri, hepinize merhaba. Bugün sizlerle ne akvaryumlardan ne de otomatik saatlerden bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz tamamen farklı olacak. Aslında daha önce paylaştığımız birkaç videoda bazı ipuçları vermiştik. Sizleri çok meraklandırmadan yeni videomuzun konusunu açıklıyorum. Marvel ve DC hayranları, bu videomuz özellikle sizler için. Eğer bu videomuzda 500 görüntülenmenin üzerine çıkabilirsek, bu konseptle ilgili yeni videolar paylaşmayı düşünüyoruz. Kahramanlar evrenine benim gibi hayran olanlar, sevdikleri kahraman hakkında her şeyi bilmek isterler. Biz de bu video konseptini bu yüzden düşündük. Ve bunu düşünerek sizlere her videomda beyaz perdeye yansıyan Marvel ve DC kahramanlarını oynayacak karakterlerin nasıl seçildiğini paylaşacağım. Yani bir kahramanın beyaz perdede yaratılış hikayesini sizlerle paylaşacağım. Sözü fazla uzatmadan ilk kahramanıma geçmek istiyorum. İlk kahramanımız aslında aklımıza gelen ilk kahraman da olduğunu söyleyebiliriz. Avengers serisinin en değerli kahramanı Iron Man. Iron Man'i gözümüzde canlandırdığımızda ilk olarak onunla özdeşleşen Robert Downey Jr.'ı düşünürüz. Iron Man'e gerek korkusuzluğu, gerekse esprili karakteriyle ruh veren Robert nasıl Iron Man oldu biliyor muyuz? Aslında Marvel'ın son seçimlerinden biri olan Robert Downey Jr., Tom Cruise, Hugh Jackman, Nicolas Cage, Clive Owen gibi jön oyuncuları geride bırakarak bu rolü büyük bir çabayla elde etti. Kişisel ve yasal sorunları yüzünden kariyerinde darbe alan Robert Downey Jr., Iron Man rolü için Marvel tarafından uygun görünmüyordu. Onlar için gerçekten çok zor bir karardı. Sarah Finn bunu beklenmedik bir seçim olarak tasvir ediyor. Aslında bu rolü kabul etmek Downey için de zordu. Çünkü o sıralarda Marvel Studios kendi adı altında bir filmi bulunmayan yeni yetme bir stüdyoydu. Ve bir kahramanlar evreni yaratmak istiyorlardı. Bu gerçekten çok riskliydi ve ilk kahramanın seçimi çok önemliydi. Projenin yönetmenliği için John Favreau seçildi. Fakat başrol karakterimiz Tony Stark henüz kimi canlandıracağı belli değildi. Çok fazla oyuncuyu düşündüler. Ama John Favreau aklında hep Downey'nin olduğunu söylemiştir. Her ne kadar John Favreau Robert Downey Jr. istese de Marvel bunu pek geçerli görmüyordu. Yine de yönetmenlerini kırmamak adına Downey Jr.'ı çağırıp bir deneme çekmek istediler. Robert Downey Jr. başta bunu kabul etmedi. Fakat daha sonra ikna olan Robert Downey Jr. geldi ve deneme filminde rol oynadı. Oyunculuktaki yeteneğini Tony Stark ile bütünleştiren Downey, bütün Marvel patronlarını şaşırtmıştı. Ve o gün Tony Stark ve Iron Man'in Robert Downey Jr.'dan başka birinin oynayamayacağına karar verdiler. İlerleyen zamanlarda birkaç defa bu rolü bırakma kararı alan Robert tekrar ikna edildi ve Avengers serisinin tamamında yer alarak sonunda filmde bir kahraman olarak öldü. Tabi Iron Man'in ölümü bütün Marvel severleri yasa boğdu diyebiliriz. Peki buna neden karar verildi? Onu da sizinle paylaşalım. Robert Downey Jr. Avengers serisinden sonra zirvede bırakıp artık Iron Man olmayacağını açıkladı. Birinci karar bu. İkincisi de Iron Man
Marvel sinematik evreninin ilk karakteri ve bir numaralı karakteri olduğu için serinin sonunda da en fedakar kahraman olarak gösterilmesi uygun bulundu. Aslında kurguda senaristler Kaptan Amerika ve Iron Man arasında kalmıştı. Ancak bunu Robert Downey Jr. ile de görüştüler. Ve Iron Man olarak gerçek bir kahraman olarak bütün evrenin kurtarıcısı olarak bu fedakarlığı onu yapmasına uygun buldular. Yeniden bir Iron Man 4 olursa Robert Downey Jr.'ın olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bakalım biz Marvel severler Iron Man'i yeniden benimseyebilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama ben inanıyorum ki biz özellikle kahramanlar evrenini sevenler Marvel'la ilgili çıkan bütün filmleri büyük bir iştahla bekliyoruz. Ve kim oynarsa oynasın mutlaka bir kere de olsa izleyeceğiz. Eğer videomu beğenip yorumlarınızı iletirseniz her videomuzda size bir kahramanın beyaz perdede yaratılış hikayesini anlatacağız. Bu videomuzda Iron Man'i paylaştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen bizi takip edin ve kanalımıza abone olmayı.